Umarım güzel bir yayın olacak. Şimdiden dijital aksaklıklarımız için hepinizden özür diliyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Zaten aslında ilkini yapıyoruz Yeni Ufuklar özel yayınımızın. Levent Hoca, Levent Kurnaz bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de Yeni canlı yayına Ufuklar. bakmaya çalışıyorum da telefondan. Evet. Yeni Ufuklar özel yayını 26 Mart 2020. Ben Mert Fırat. Herkese merhabalar tekrar. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Türkiye Elçisiyim, UNDP'nin. UNDP Türkiye'nin sunduğu Yeni Ufuklar özel yayını aslında bu ilki. Tekrar etmiş olalım. Belki de yeni açanlar için Instagram'ını. İnsanlık olarak mücadele ettiğimiz koronavirüsü ya da COVID-19 salgını bir sağlık krizinden çok daha fazlası biliyorsunuz. Dokunduğu her ülkeyi sarsan bu küresel salgının yıkıcı ve derin izler bırakacak sosyal, ekonomik ve siyasi krizlere yol açma potansiyeli de çok yüksek. Geçen yılın sonlarında ortaya çıkışından bu yana COVID-19 Antarktika dışında tüm kıtaya yayıldı. Afrika ve Güney Amerika'da vaka sayısı her gün artıyor. Avrupa ise hastalığın merkezi haline geldi. Artık Avrupa'da günlük vaka sayısı Çin'de tepe noktasında görülen sayıyı aşmış durumda. İlk vakanın resmen açıklandığı 10 Mart tarihine itibaren Türkiye'de her gün COVID vakalarının ilerleyişi ve bunun karşısında alınan önlemleri hepimiz takip ediyoruz. Zor zamanlarda toplumların ve insanların birbiri için daha iyi yaşamlar inşa etmek üzere birlikte çalışmaya teşvik ettiği söylenir. Teşvik olduğu da söylenir. Biz de COVID-19'la mücadele kapsamındaki önlemler arasında yer alan sosyal mesafe ifadesi yerine fiziksel mesafe ifadesini kullanmamız gerektiğini altını çiziyoruz. Çünkü şu anda en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri sosyal yakınlık. UNDP Türkiye olarak bu amaçla Instagram üzerinden Yeni Ufuklar özel yayınımızı başlatmaya karar verdik. Sizlerle haftada 2 gün, salı ve perşembe günleri buluşarak bu yeni küresel salgının bize yaşattıklarını, düşündürdüklerini, hatırlattıklarını ve aslında gelecek için öngörülerimizi, çözüm önerilerimizi paylaşacağız. Daha iyi bir dünya için hep birlikte sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için güçlerimizi nasıl birleştirebiliriz? Bu adımları nasıl atabiliriz, nasıl hızlandırabiliriz? Aslında bunu konuşacağız. Demin de söylediğim gibi ilk konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden iklim bilimci Profesör Levent Kurnaz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Bizimle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz. Bize Hoş zaman bulduk. ayırdığınız için. Böyle bir zamanda, böyle bir ortamda. Hepimiz evdeyiz nasıl olsa onun için. Yapacak bir şey yok. Evet. Peki bu küresel salgın dönemi, yani bize kendi deneyimlerinizden biraz bahsedebilir misiniz acaba? Şimdi bilmiyorum belki biliyorsunuzdur. 12 Mart'ta UNDP ile beraber biz Adana'da bu insani gelişme raporunu sunacaktık. Ben de Ankara'daydım, Evet. Adana'ya geçmek üzere. Ondan sonra öğleden sonra bir haber geldi. Adana iptal çünkü Türkiye'deki ilk vaka ortaya çıkmış. Tamam ben de kös kös Ankara'dan İstanbul'a döndüm, eve girdim. İşte o gün bugündür evde oturuyorum. Çünkü ben bayağı ciddi risk grubu sayılan gruplardan bir tanesindeyim. Çünkü hem daha önce zatürre geçirdim hem şeker hastalığım var. Onun için benim burnumu kapıdan dışarı uzatmamam gerekiyor. Bundan dolayı da benim açımdan esasında hani nispeten zararsız bir şey oldu. Çünkü ben o kadar fazla işte gerek UNDP gerek başka yerlerle dolaşıyorum ki bu şekilde evde oturdum. İnsanlar da beni evde gördüler. Size olumlu bir aslında bir biçimde Ya tabii en şimdi azından olumlu demek çok hoş bir şey değil yani böyle insanların öldüğü, ağır hasta olduğu ortamlarda ama hani çok yoğun olup ben gece de böyle 8 saat uyku uyumayı falan becerdim. Son 1-15 gündür. Onun için hani kendi açımdan ben dinlendim biraz. Hani demin konuşuyorduk başlamadan önce evde de 8 saat 10 saat çalışıyorsun ama hani o oteldi, bu oteldi, şu toplantıydı, bu toplantıydı koşuşturduğun zaman fiziksel olarak insan harap oluyor. Onunla kıyaslandın, en azından kendi evinde, kendi yatağında yatıyorsun. kesinlikle. Evet ya bu koşullar altında bir olumluluktan söz ettiğimiz kesin doğru hocam. Peki bu büyük resimde insanlık olarak yani sürdürülebilir kalkınma serüvenimizde bu salgın meselesi
nereye oturuyor? Yani bu salgın neleri değiştirebilir? Bundan sonra nelere yol açabilir sizce? Şimdi baştan bize dendi ki insanların içi zaten çok kötü. Siz de daha kötü şeyler söyleyip insanların içini baymayın. Onun için peşin peşin şunu söyleyelim. Elimizden geldiğince daha pozitif şeylerinden bahsetmeye çalışacağız. Şimdi yani çok uzun zamandır, yaklaşık 20 senedir en az, küreselleşme denen bir şeyin içerisindeyiz. Ve bu içinde yaşadığımız salgın da o küreselleşmenin çok önemli çıktılarından bir tanesi oldu. Yani eski zamanda işte bir İspanyol gribi deniyor, bununla yaşamışız ama İspanyol gribinde 50 milyon kişi ölmüş. Korkunç bir problem. Bugün 50 milyon, inşallah öyle bir sayıyla hiçbir zaman karşılaşmayız ama İspanyol gribinden çok çok daha hızlı yayıldı kesin. Yani ismini çoğumuzun az duyduğu Wuhan diye bir şehirden çıktı bu. Ondan sonra bir anda İzlanda'da bile ortaya çıktı. Yani bundan 50 sene, 100 sene önce böyle bir şey hayal bile edemezdik. İşte küreselleşmenin bize getirdiği negatiflerden bir tanesi de bu. Hani evet, bazı pozitiflikleri olabilir ama bu tür negatiflikleri de olduğunda şunu öğreniyor bütün insanlık: yerel çok kıymetli. Yerele çok yatırım yapmamız gerekiyor. Uzun vadede böyle problemlerle tekrar tekrar karşılaşmamamız için. Yani çok arkadaşımdan, o zaman biz de artık şu balkonumuzda çiçek yetiştirmek yerine biraz daha domatesli, biberli yetiştirmeye başlasak iyi olur. Neme lazım? Oradan şu gelmezse, buradan bu gelmezse, evde kalırsak. Hani bunlar felaket senaryoları gibi geliyor ama esasında uzun vadede bizim bakış açımızı da ben olumlu etkileyeceğine inanıyorum. Yani çözüm yöntemlerini yaratıyoruz kendi kendimize. Ya mesela şeyi gördük. Toplantı yapmamıza gerek yok karşılıklı olarak. Zoom diye bir şey var. Bunun üstünden de toplantıları gayet güzel yürütebiliyoruz. Hani çocukların bu uzaktan eğitim ne derece faydalı olur konusuna kesin girmek istemiyorum ama şunu gördük ki en azından üniversitede sadece öğrencilerimize değil genele de yayılabilecek dersler hazırlıyoruz şu anda. Hani bu online eğitim süresince bunları becermeye çalışacağız. Ve yeni modlar keşfedeceğiz. Yani balkonda domates yetiştirmek de olabilir, derslerimizi online yapmak da olabilir. Ve şu anda görüyoruz ki biraz sonra geliriz o konuya da, gittikçe daha az karbondioksit salmaya başladık evde durdukça. Çünkü oradan oraya gitmemize gerek yok. Saçma sapan şeyleri satın almayı bıraktık birden. Hani uzun vadede esasında hep söylediğimiz işte böyle olması lazım denen şeyleri yapmaya başladık bu hastalık sayesinde. Son süreçte çok doğru. Bir de yani nasıl pozisyonlanacağını insanlar bilemiyor yani. Devletler, kurumlar hani çok haklı olarak ama ya insan da galiba bunca yıl böyle hani bir şekilde mücadele edip hayatta kalabilmesinin içinde en büyük sebep duruma çok hızlı ayak uydurabilmesi. Evet. Çok hızlı adapte olabilmesi galiba. Ya tam da burada aslında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres bir yaptığı açıklama oldu, hatta bugün yeni yaptığı bir açıklamada. Onunla böyle küçük bir araya girip aslında bununla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bir virüsle savaş halindeyiz ve bu savaşı kazanamıyoruz. Mücadele etmek için bir savaş planına ihtiyacımız var. Dayanışma esas dedi ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı. İlki COVID-19'un yayılmasını mümkün olan en hızlı şekilde durdurmak. İkincisi sosyal ve ekonomik etkileri en aza indirmek için birlikte çalışmak. Üçüncüsü taahhütlerimiz olan 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemimizin rehberliğinde daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve eşitlikçi bir ekonomi inşa edecek bir toplanma için uygun koşulları hazırlamak amacıyla çalışmaktır, evet, dedi. Ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'de geçen hafta insanlığın COVID-19'la burada yakınlar aramaya başladı Doru Hocam. Onları engelleyerek bir anda ulaşmaya çalışıyorum. COVID-19'da hızlı ve etkili biçimde yanıt verilmesine destek olacağını söyledi. UNDP yoksul ortadan kaldırma ve eşitsizliği azaltma, kriz ve şoklara dayanıklılığı güçlendirme görevinin bir parçası olarak ülkelerin COVID-19'la hızlı ve etkili mücadelesini yine altını çizdi burada.
Dünya Sağlık Örgütü ölçeğinde temel sağlık ürünlerinin tedariki dahil sağlığa aynı zamanda destek olmayı, ülkelerin kriz yönetimi ve yanıtını güçlendirmeyi aslında, krize yanıtı hızlandırmayı ve güçlendirmeyi, ülkedeki kritik sosyal ve ekonomik etkilere çözüm bulmayı öngörerek aslında genel bir resim çizdi. Aynı zamanda UNDP başkanımızla. Siz ne diyorsunuz bu alınan aslında kararlara ya da yapılan önerilere, bu birlik çağrısı? Yani evet, bir yandan küreselleşmenin yarattığı etkilerden, globalleşmenin yarattığı etkilerden konuşuyoruz. Bir yandan da bunun birliğinden aslında böyle hani çözüme ortak dert aramaktan. Ne diyorsunuz hocam? Merak ediyorum sizin de yorumunuzu. Şimdi esasında Birleşmiş Milletler yetkililerinin söyledikleri temelde bizim senelerdir söylediğimiz sürdürülebilir kalkınma temelinde ya da iklim değişikliği temelinde çok uzun süredir söylediğimiz şeyler. Yani işte şu anda yapılacak çok ciddi bir şey var. Çünkü pek çok şirket üretiminde birazcık aksamalar yaşıyor. Bu da gayet doğal. Yani insanlar işe gidemiyorlar, gitmiyorlar, başka şeyler ortalıkta, hastalıklar var. Şimdi bunun yanında bütün bu kayıpların esasında telafi edilmesi gerekecek. Ve bu telafi edilmesi, hani bu Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri amaçları açısından konuştuğumuzda herkesin belirli bir fakirlik seviyesinin üstüne çıkartılması gerekiyor. Bu da benzer şekilde işsiz kalmış biri varsa devletler bunlara şu anda yardım etme noktasındalar. Yani bu salgınla ilgili alacağımız önlemlerin pek çoğu zaten bizim sürdürülebilir kalkınma için zaten yapmamız gereken şeyler uzun vadede. Bir de böyle büyük bir krizin bizim karşımıza çıkmış olması bugün bize diyor ki bak gelecekte çok daha ciddi problemlerle karşılaşacağız ve o ciddi problemlere bu sizin için esasında bir hazırlıktır. Yani buradaki davranış biçiminiz, burada öğrendikleriniz bundan 5 sene, 10 sene sonra karşınıza çıkacak daha büyük, daha ciddi, daha kötü problemlerde esasında sizin açınızdan çok faydalı olacak. Yani bugün eğer burada başarılı önlemler alırsak, dayanışma içerisinde devam edecek olursak, kendimizi korursak, toplumumuzu korursak, dünyanın geri kalanını koruyacak olursak, bu uzun vadede bizim bütün çabalarımıza pozitif olarak yansıyacak. Evet. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum, duyuyorum. Kesinlikle yani aslında bizim böyle günlerce, aylarca, yıllarca böyle hani anlatılmaya çalışan, böyle misyon edindiğimiz sizin derslerinizde, evet, alanınızda sürekli anlatmaya çalıştığım gerek UNDP'nin gerek UN'in böyle etkinliklerinde her seferinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarını sıraladığımız 169 alt maddesinden den vurduğumuz, hani bir yandan iklim ve küresel ısınmayla bağlantısını kurmaya çalıştığımız, hatta bundan 5-6 ay öncesine kadar neredeyse Venedik Belediyesi böyle kentte böyle hani bu eylem planına inanmıyoruz, küresel ısınmaya ve hani iklim krizine inanmıyoruz noktasındaydı. O gün zaten sel basmıştı. Evet. Şimdi de işte bu yaşadıklarımız, yani hiçbiri tesadüf değil ve hepsini aslında maalesef insanlıkta yaşayarak öğreniyor ve çok ağır bedeller ödetiyor bize doğa bunları bir şekilde bize anlatmaya çalışırken. Evet. İklim kriziyle küresel salgın arasındaki bağlantıyı aslında çok konuşmak istiyordum hocam. Siz değindiniz ama belki hani spesifik bir soruyu da sormuş olayım. Şimdi şöyle yani, bir tarafı var bu olayın. Diğer sorulara geçeriz. Bir kere iklim krizinin bu salgın üstünde herhangi bir etkisi yok. Yani iki taraflı bir problem değil. İklim krizi kendi başına bir problem ve işte burada da salgın var. Yalnız şu oldu. Salgından dolayı insanlar evde oturuyorlar. İnsanların evde oturması bir işe gitmek için hareket halinde harcadıkları karbondioksitten vazgeçmiş oluyorlar. İkincisi, aşırı tüketim yapmıyorlar. Aşırı tüketim yapmadıkları zaman buna karşılık olan üretim de düşüyor. Aynı zamanda uluslararası uçuşlar azaldı. Uluslararası ticaret azaldı. Şimdi bunların hepsine tabii küreselleşme açısından baktığımızda bunlar korkunç problemler. Ama iklim değişikliği açısından baktığımızda bunu zaten yapmamız gerekiyordu.
Şimdi karbondioksit salımları da çok ciddi düştü. Sadece o değil, bununla beraber hava kirliliği de azaldı dünyanın pek çok yerinde. Ama bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Ne yazık ki durum eski haline geri gittiğinde biz de eski alışkanlıklarımıza geri gideceğiz. Hani bu kalıcı bir şekilde bize bir hayat tarzı olacak olsa iklim krizini önlemek açısından çok ciddi faydalı adımlar atılıyor. Ama maalesef hani orta ve uzun vadede bu kalıcı olmayacak diye düşünüyorum. Onun için de hani çok ciddi bir etkisi de olmayacak iklim krizi üstünde ya da iklim krizinin bu salgın üzerinde. Bir yandan da hocam aslında iklime ve aslında salgına dolayısıyla okur yazarlık çok artmış durumda. İnsanlar yani her şeyden azade sadece bu COVID-19'la ilgili içerikleri okuyorlar. Dolayısıyla aslında küresel ısınma ve iklimle de ilgili bir böyle başka bir farkındalık. Yani ben yakın çevremde gözlemlediğim kadarıyla bir böyle bağlantı kurma isteği aslında bir şekilde hep var. Yani siz demin ifade ettiğiniz gibi belki bir bağlantısı yok ama bu hani en azından okur yazarlığını arttırmak ve hani tüketimine dikkat çekmek, tüketim kültürüne dikkat çekmek aslında o anlamda. Evet, bambaşka bir maalesef ağır bir ders oldu. Siz yine bir sonraki soruyu aslında biraz cevaplamış oldunuz. Bir sonraki sorum şuydu. Salgın nedeniyle hava kirliliği azaldı. Venedik'te balıkların kanallara geri döndüğünün böyle basında haberlerini alıyoruz. Bunun gibi başka örnekler de var. Genel olarak bu krizin gezegenimize nasıl bir hani değişiklik yaratacağını düşünüyorsunuz? Var mı demin değindiğiniz noktada söylemek istediğiniz başka bir ya şey? Ya şimdi bu iş ilk başta Çin'deki hava kirliliğindeki azalmayla görmeye başladık bunu. Çünkü onu uzaydan görmek kolay. NASA uydularıyla bakıyor ve Çin'in üzerinde hava kirliliğinin gittikçe azalmakta olduğunu gördü. Aynısı şu anda Avrupa üzerinde de görülmekte. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde de görülüyor. Şimdi bu tabii olayın pozitif yönü. Çünkü biz sokağa çıkmadığımız müddetçe, çok fazla kömür yakmadığımız müddetçe, çok fazla benzin kullanmadığımız müddetçe havada daha temiz olacak. Şimdi dolayısıyla buradan bir ders çıkartıp çıkartmamamız bizim açımızdan önemli olan. Yani bunun işe yarayan bir şey olduğunu gördük. Biz eğer çok fazla trafiğe çıkmayacak olursak, yapabildiğimiz işleri evimizden ya da yakın çevremizden yapacak olursak, havanın da daha temiz, dünyanın da daha yaşanabilir olduğunu görüyoruz. Ama hani esas problem bütün bunlar ortadan kalktığında, ne zaman olacaksa o, biz tekrar eski alışkanlıklarımıza geri dönecek olursak, hava kirliliği de eski yaşamına geri dönecek, kuğular da Venedik'ten başka bir yere gitmek zorunda kalacaklar. Şimdi bütün bunlar bildiğimiz gerçekler. Yani biz önemli olan bundan bir ders aldık mı? Bir şeyler öğrendik mi? Bir şeyi gördük mü? Eğer görebiliyorsak o zaman gerçekten hani bu beladan bir şeyler öğrendik demektir. Ama yoksa boş boşuna bu kadar insan ölmüş olacak. Maalesef. Peki hocam yani bu kriz insanların iklim krizi, hani gezegenimiz daha iyi bir gelecek inşa etmekle ilgili, daha fazla düşünmesiyle ilgili, harekete geçmesiyle ilgili neler yaparsak yani nasıl bir etki yaratırsak. Yani mesela çok önümüzde net bir şey var ki zaten bir su krizinin içine bir Türkiye var ister istemez. Yer yer su krizine de en azından yaşıyor. Özellikle İstanbul tarafında büyük kentlerde düşünürsek ara ara yaşıyoruz bunu. Bir de böyle bir şey var. Yarattığı başka bir yerden evet havayı temizlerken bir yandan da su tüketimi çok yoğun biçimde artıyor. İşte gıda ile ilgili bazı problemler yaşayan ülkeler var. Dolayısıyla bunu kalıcı etki yaratması için ne yapmak lazım? Ne tarafta nasıl bir etki yaratmak lazım? Ya şimdi en azından geçtiğimiz hani birkaç hafta bize bir şey öğrettiyse alışveriş merkezlerine gidip gereksiz şeyler satın almadan da yaşanabiliyor. Yani hayatımızın önemli bir parçası değil bu. Canımız istediği zaman yurt dışındaki bir toplantıya ya da tatile gitmek zorunda değiliz. Bu olmadan da yaşanabiliyor. Yani bu yaşanabilirlikleri görüyoruz şu anda, nelerin mümkün olduğunu ve bunları hayatımızda kalıcı yapmak zorundayız. Esas önemli olan o. Çünkü
biz kömür, petrol, doğalgaz yaktığımız müddetçe bunu durdurmamıza imkan yok. Yani bizim bir noktada bir tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ki bunun başında ne yediğimiz çok önemli. İkincisi de neyi satın aldığımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ve ne kadar kömür, petrol, doğalgaz. Yani bu üç tane adımı biz bir şekilde dikkate alıp düzgün bir şekilde bunun çevresinde bir hayat kurduğumuz zaman ilerisi kötü değil. Ama yeter ki biz bunları görelim. Yani bunu yapmak zorundayız. Siz verdiğiniz ilk örnekte yine değinmiştiniz. İnsanlar her gün işlerini ve gelirlerini kaybediyorlar. Normal yaşama ne zaman döneceklerini bilmiyorlar. Böyle bir belirsizlik var. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tahminlerine göre neredeyse 25 milyon insan aslında işini kaybedecek. 25 milyon insan, evet. Bu krizin yani dünya ve Türkiye ekonomisine ne gibi değişiklikleri yol açacağını düşünüyorsunuz Fethi Hocam? Şimdi o tam hani yani aslında benim... bu demin verdiğiniz örneklerle çok örtüyor. Kullanma alışkanlıkları, kullanıcı alışkanlıkları hani, zaten değişecek. Elimden geldiğince kendi alanım olmayan bir şeye bulaşmamaya çalışıyorum. Onun için hani ekonomiye çok ciddi etkileri olacak, bunu biliyoruz. Yani bir şekilde devletler bütün bu kaybı finanse etmek zorundalar. Bu kaybı finanse edebilmek için de ya bırakacaklar, büyük şirketler batacak, ya hatta küçük şirketler iyice batacak, ya da devletler para basacaklar. Bu da enflasyon demek. Yani nereden baksanız ekonomik anlamda çok ciddi pozitif çözümleri olamayacak bir problem var elimizde. Şimdi bunda devletler ne tür çözümler üretirler? Onlar biliyorlar, ekonomistler söyleyebiliyor. Ancak şu var, biz bunu sürdürülebilir kalkınma açısından makul çözümler haline getirmek zorundayız. Yani sürdürülebilir kalkınmanın içerisinde biliyorsunuz bu gezegenin sınırları diye bir kavram var. Yani bu sınırların dışarısına büyüyemeyiz. Ekonomimiz ne olursa olsun, nüfusumuz ne olursa olsun belirli kaynaklarımız var. Bu kaynaklara saygı göstererek büyüyebilmemiz gerekiyor. Biz bugüne kadar bu kaynakların sonsuz olduğunu düşündük. Ekonomi de bunu düşünüyor. Yani bu kaynakların esasında sınırsız olması gerekiyor. Ama bu kaynaklar sınırsız değil. Dolayısıyla da bu problem karşımıza çıktığı zaman, belki de iyi bir zamanda çıktı ve hani bu kadar insan ölürken az hasar demek istemiyorum ama çok çok daha kötü bir problemle karşı karşıya kalabilirdik. Yani şu anda en azından sistemler ayakta, ekonomi ayakta, devletler ayakta. Bu durumdayken bizim gelecek ekonomisini planlıyor olmamız gerekiyor. Yani bu sınırlar içerisinde nasıl yaşamaya devam edebiliriz, kendimizi geliştirmeye nasıl devam edebiliriz? Bunun yapılması gerekiyor. Bunu da ekonomistler söyleyecekler, devletler söyleyecekler ama şu kesin, bugüne kadar geldiği gibi bundan sonra da böyle gitmemesi gerekiyor. Ve hocam galiba bir yandan da hani ben de ekonomist değilim ama yani şöyle bir şey var. Bu kaybın, hani şu geçtiğimiz 4 aydaki kaybın hani ölçülebilir bir yanı var ya. Hani kaybettiğimiz evet. Bir ekonomi var. Dolayısıyla eğer böyle yaşamaya devam edersek bir başka virüs çıktığında ortaya nasıl bir kayıpla karşılaşacağımızın bir Z raporunu aldık aslında. Aynen. Dolayısıyla bu değerlenebilecek de bir şey gibi düşünüyorum bunu. Hani geriye doğru bir değerleme yaptığımızda demek ki bu biçimde yaşamaya devam eder, bu biçimde tüketmeye, bu biçimde üretmeye yöntemler bu. Böyle ısınmaya, böyle seyahat etmeye devam edersek alacağımız fatura bu olacak ve aslında evet. Yediğimiz, içtiğimiz hiçbir şeyin değeri bir önceki, yani bir sonrakinden daha az değil. Aynen. Yani hani bundan sonra da başka bir şey aslında hani değerlemesi çok üstte. Çok büyük bir bedel ödüyoruz aslında. Hiçbiri evet. O etiketin üstünde yazan değer değil. İşte onu anlamamız lazım. Yani o değerlerin başka bir şey olduğunu, daha fazla olduğunu. Yani biz bir litre evet. Süt aldığımız zaman onun üstünde yazan fiyat değil o sütün bedeli. Bunu algılamamız lazım yavaş yavaş. Kesinlikle. Yani hep böyle yazıyordu, veriler olarak görüyorduk ki onlar eskiden. İşte ne bileyim bir et şu kadar litre suya sebep oluyor. Evet. Bu kadar suyun kaybına. Ya da işte bir sebzeden bahsediyoruz ya da tarımdaki kayıptan bahsediyoruz ama onlar sadece
o kağıtların, raporların rakamlardan ibaret gibiyken şimdi artık çok net görüyoruz o neye mal olduğu, neye can kayıplarına, ekonomik aslında çöküşe sebep olduğunu. Bu anlamda çok maalesef acı bir ders. Evet. Hocam bu arada Instagram'dan çok fazla soru geliyor. Ben o soruları göremiyorum. Şimdi teknik taraftan arkadaşlar yardımcı olacaklar. Biz o sorularla ilgili böyle bir iki tane bir iki tane soru almak istiyorlar. Sonra biraz uzattık biliyorum ama sonra da veda ederiz bizi takip edenlere. Buraya yazıyorum canlı canlı şimdi sorular alalım diye. Instagram tarafından da bir yandan. Evet, şimdi buradan sorular edebiliyorum. Çok net şöyle bir soru var aslında tam da konuştuğumuz. Tüketim temelli bir ekonomi yeniden farklı bir yöntemle üretilemez mi aslında demiş. İşte aynen o bahsettiğim ekonomik şey bu. Ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik. Aynen. Ya bakın şimdi buradaki ana konumuz şu. Son iki haftadır neleri satın almak için birbirinizi yediğinizi bir düşünün. Bunlar işte değerli şeyler. Çünkü zorda kaldığınızda bunları alıyorsunuz. Nedir bu? Makarna, ekmek, tuvalet kağıdı, temizlik malzemesi. Şimdi bunlar kıymetli olanlar. Ama şu an ikinci düşünce de şu. Onların üstünde yazan fiyat gerçek fiyatları mı? Yani doğaya ne kadar zarar verdik, o doğaya verdiğimiz zararı da bunun üstüne koyacak olsak, belki o zaman diyeceksiniz ki ben bir gömlek daha alacağıma, o zaman bu deterjanı alırım ya da işte şu ekmeği alırım, bu unu alırım. Şimdi bu başka bir ekonomi. Çünkü bizim şu anda ödediğimiz bedel ekonomide o nesnenin gerçek bedelleri değil. Sadece ekonominin bize o nesne için ödettikleri. Dolayısıyla şu anda hani tüketim üslubunda bir ekonomi dediğimiz şey bize esasında gereksiz olan şeyleri tüketiyoruz. Esas gerekli olan şeylerin tüketilmesi daha kıymetli bizim açımızdan ama ona da yeterli değeri vermiyoruz. İnşallah öyle bir yere doğru gidiyor oluruz gelecekte. Son soru hocam. Ya çok soru vardı aslında. Şöyle ben hepsini bir sıralayayım. Biyogaz hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir sorumuz var. Hani hepsi ayrı ayrı bir fasıl daha açacak sorular ama ben sadece böyle değinmek istiyorum. Siz lütfen içinden birini seçin. Biyogaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekmez mi? Zaten demin ifade ettiniz. Yeraltı su kaynakları ile ilgili durum nedir? Bu bambaşka bir konu. Covid ile ilgili tüketim temelli ekonomi yerine farklı bir yöntem mi üretmeliyiz aslında demiş. Zaten demin de cevabı verdiniz. Aslında hepsinin cevabını vermişsiniz. Biyogaz hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru var. Ya şimdi cevabını vermediniz. Böyle bir şey var. Tamam, okey. Biyogaz dediğimiz şeyi bizim nereden ürettiğimiz çok önemli. Eğer biz tarlada mısır yetiştirip o mısırdan biyogazı üretiyorsak inanılmaz gerizekalı bir iş. Ama biz zaten kullanmadığımız ve zaten hiçbir işe yaramayan bir nesneyi alıp bundan gaz üretiyorsak nispeten kabul edilebilir bir şey. Ama buradaki ana problem şu. Gaz, ne gazı olursa olsun yanlış bir çözüm. Yani biz gazı hep aklımızda benzin yerine kullanabileceğimiz bir şey olarak algılıyoruz. Bu yanlış. Çünkü bildiğimiz otomobil esasında aptalca dizayn edilmiş yanlış bir araç. Yani otomobil kendisine verilen enerjinin %1'ini insan taşımaya harcıyor. %99'u boşa gidiyor. Ya bu kadar salakça bir şey üretmiş olamayız. Böyle bir problem var ortada. Yani bu biyogazın falan filan ötesinde deminki arkadaşın dediği gibi bizim yeni sistemler tasarlamamız gerekiyor. Yani çok çok daha verimli bir taşıma nasıl olur? Bunu konuşmalıyız. Yani biz doğalgazın yerine biyogaz olur mu? Kömürün yerine bilmem ne olur mu?
değil. Bizim toptan sistemi baştan tasarlamamız gerekiyor. Evet. Ya ve ya ödenemeyecek bedeller değil aslında bu dönüşüm. Bir soru, son soru. tamam. Çok merak ediyorum. Bu arada ediyorum. Yani hocam, yazacak olanlar bana Twitter'dan yazsınlar. Bütün cevapları vereyim. Yani ulaşılmayacak bir yer değilim. Zaten masa başındayım. Zaten bu tür sorulara cevap veriyorum her vakit. Yani arasınlar, sorsunlar, e-mail atsınlar. Böyle canlı canlı duymayı çok istiyorlar belli ki hocam. Bu artık böyle arkadaşlardan gelmiş. Buzullar eridikçe buzulların altındaki o virüsler, bakteriler, yeni virüsler, yeni bakteriler çıkıyor. İşte 28 yeni virüs saptadık. 26 yeni virüs saptadık. Bunların şu kadarı hayvanlar üzerinde etkili oldu. Bu kadarı şöyle oldu. Laboratuvarda incelenebildi. Kimi tanımlandı, kimi tanımlanmadı gibi şeyler var. Siz neler düşünüyorsunuz? Mutlaka doğayı ve insanı etkileyecek mi? Nasıl bir etkisi olacak? Ya korona da mesela bunun etkilerini yani aslında sonuçlarından biri midir bir yandan? İlk baştaki yere geri dönmüş olduk ama. Şimdi korona ayrı bir hikaye. Korona zaten hani daha önce SARS'tı, MERS'ti, bütün bunların aynı ailesinden gelen ve işte onların mutasyonla ortaya çıkmış olan bir türü. Onun için COVID-19 diyoruz. Yani işte o ailenin 2019'da çıkmış olan versiyonu. Buzulların altından bir ton şey çıkacak. Yalnız buzulların altından çıkan şeylerin başında metan gazı geliyor. Metan gazı karbondioksitten 25 kat daha kötü bir gaz. O metan gazı atmosfere çıktığı anda emin olun virüsmüş, hastalıkmış, covidmiş bunların hepsi çöpe gidecek. Biz canımızı kurtarmak için çabalıyor olacağız. Çünkü iklim birden 10-12 derece birden ısınacak. Bütün buzullar eriyecek. Buzullar eridiğinde altından çok önemli bir şey çıkıyor. Su. Ve deniz seviyesi 80 metre yükseliyor. Şimdi dünyada bütün bunları konuştuğumuz zaman o noktada COVID, MOVID bunların hepsi hikaye olacak. Onun için öyle şeylere kafaya takmasınlar. Evet altından bir ton şey çıkabilir ama ondan çok daha kötü bir şey var. Buzulların erimesi kendi başına ağır bir problem. Altından ne çıkacağı boş verin. Evet, yani çok teşekkür ediyoruz bize değerli vaktinizi ayırdığınız için. Düşünmek ve bütün bunları tartmak için çok vaktimiz oluyor şimdi evlerde. Bu da şahane bir şey. Ve artık yeni bir sistem kurma ihtiyacımız oldu aşikar. Bakalım o neler olacak, kimler nelerden feragat edebilecek. Bununla hesaplaşma noktasında da çok ufuk açıcı. Aslında programın ismine de yaraşır. Bir ilk buluşma oldu. Katkılarınızdan, değerli katkınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben küçük bir kapanış yapacağım bir yandan. Koronavirüs salgının toplumsal ve ekonomik etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Bizlere sosyal medyada UNDP @UNDPTürkiye adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Birbirimize kendi deneyimlerimizi anlatmaya ve fikirlerimizi paylaşmaya devam ediyor olacağız bu ekranda. Herkes bu dönemde birbiriyle bağ kurmaya ihtiyaç duyuyor. Biz de buna katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Perşembe günü yeni ufuklarda özel yayınımıza tekrar görüşmek üzere. Bundan sonraki yayın salı olacak. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam.